Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhî el-Kur'ân huden lin-nâsi ve beyinâtin minel hudâ vel-furkân. Femen şehide minkümüş-şehre felyesum. Ve men kâne merîdan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin uhar. Yurîdullâh bikümül-yusra ve lâ yurîdu bikümül-usr. Ve litükmilü'l-iddete ve litükebbirullâh alâ mâ hedâküm ve lâlekum teşkurûn. Sadakallâhu azim. Allah-u Teâlâ'ya sonsuz hamdü senâlar olsun. Habibine sonsuz salatlar olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına gelmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu ayı, bu mübarek ayı son derece mükemmel bir şekilde hayırlarla, ibadetle, zikirle, manevi dolumla son derece bereketlik olarak tamamlamaya, Bayram-ı Şerif'e günahsız ulaşmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu vesileyle evvela Efendi Hazretlerimizin, Sultanımızın Ramazan'ını tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisine uzun ömürler, sıhhat afiyetimizi ziyade ederek uzun ömürler, son derece hayırlı haberlere ulaşmasıyla İslam'ın, ümmetin, ehli sünnetin izzetini, galibiyetini göstermesini diliyoruz. Onun koltuğu altında bütün imanlarımızı da, cemaatimize, sevenlerimize, bütün ümmete bu mübarek ayın bereketli olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kısa bir sohbetimiz olacak inşallah. Fakat sohbetimize başlamadan evvel konumuz orucun evvela farziyeti hakkında, sonra kısımları var, sonra oruç tutmanın fazileti hakkında, teravih namazı meselesi var. Tabi buna itiraz edenler var, onlara cevap vereceğiz. Hayırlara teşvik var, yani zekat ve sadaka yedirmek gibi meseleler var. Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayına nasıl gireceğiz? Evvela Ramazan ayının ne olduğunu, nasıl bir ay olduğunu anlamamız lazım. Ramazan'a nasıl hazırlanalım? Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Estağfirullah. Şehr-i Ramazan, Ramazan ayı. Ellezî öyle bir aydır ki, o kadar muazzam, büyük bir aydır ki, onu siz bilemezsiniz diyor Cenab-ı Hak. Onu size ben bildireyim. Ünzile fîhil Kur'an. Kendisinde Kur'an indirildi. Cenab-ı Hakk'ın kelamı, kadimi olan Kur'an Efendimiz Aleyhisselam'a bu mübarek ayda indirildi. Toptan Beytül İzze'ye, oradan da Kadir Gecesi parça parça indirilmeye başlandı. Bu olaylar Ramazan'da oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı içine alıyor. Bu kadar büyük bir aydır. Kur'an-ı Kerim hüden linnâs, insanlara hidayettir. İnsanlara dost doğru yolu gösterir. Bütün batıllardan insanları kurtarıp hidayete ulaştırır. Ve beyyinâtin minel hüdâ ve furkan. Furkan hak ve batılı ayıran, hüdâ hidayet rehberi olan bir takım beyyinâtı açıklamaları ihtiva eden bir kitap. Bu böyle muazzam bir kitaptır ki işte bu kitabın bulunduğu, indirildiği ay Ramazan ayıdır. Dolayısıyla فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ sizden kim müşahede ederse, hazır olursa, ulaşırsa neye şehre, bu Ramazan ayına kim vasıl olursa, kim ulaşırsa, kim ayı müşahede ederse فَلْيَسُمْ o ayı tutsun, ayın orucunu tamamını tutsun. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا istisnalar var. Kim hasta olursa, hasta deyince tabii ki bunun oruç tutmaya takatı olmayan demektir. Yoksa başı ağrıyan, dişi ağrıyan, kulağı ağrıyan, sıcaktan bunalan değil. Oruç tutmaya gücü takatı olmayan ve bu hususta tabii ki Müslüman bir doktorun, fasık olmayan Müslüman bir doktorun verdiği rapora göre de dikkat edilecek. Böylece hastalığı oruca mani olan kişiler bulunursa, ev ala seferin veya sefer üzere olursa, yolda yolcu ise feiddetün min eyyâmin ukar. Ramazan'ın haricindeki diğer günlerden tutamadığı müddetçe tutmamaya ruhsat var. Ruhsat veriliyor. Yani tutmayabilir. Tutarsa hayırlıdır, kârlıdır ama tutamıyorsa Cenab-ı Hak ona hastaya ve yolcuya izin veriyor.
Yuridullah bükümül yusuf. Zira Allah Teala sizin için kolaylık murad ediyor. Cenab-ı Hakk'ın dini çok kolay. Yani tutmamak için bahane aramayalım. Tutmak için bahane arayalım. Oruç tutmak için, Rabbimize kulluk yapmak için bahane aramak lazım. Ve la yuridu bükümül usuf. Cenab-ı Hak sizin için, ben sizin için zorluk istemiyorum diyor. Dini size zorlaştırmıyorum diyor Cenab-ı Hak. Sizin için kolaylık diliyorum. O halde veli tükmilul iddete, sayı tamamlamanız için veli tükebbirullah ala medaküm, sizi hidayete erdirdiğinden dolayı, sizi dost doğru yola ulaştırdığı için, Allah'a büyüklemenizi tekbir edip yüceltmeniz için böylece size Cenab-ı Hak ruhsat verdi. Sonradan tamamlarsanız, sefer bitince, Ramazan'dan sonra hastalık geçince sayı tamamlarsanız. Böylece Allah'a şükredersiniz, tekbirlerle Cenab-ı Hakk'ı yüceltirsiniz. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz. Bu nimetlerin karşılığında Cenab-ı Hakk'a şükretmek gerekiyor. Onu bize Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Bu ayet-i kerime işte Ramazan orucunun bizlere farz olduğunu bildiriyor. Başka ayet-i kerime de ey iman edenler, oruç evvelki ümmetlere yazıldığı gibi size de farz kılınmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, hadis-i şeriflerle orucun farziyeti katidir, kesindir, farz-ı ayındır. Herkesin üzerine farzdır. Sadece hastalar ve yolculara Cenab-ı Hak tutmamak hususunda müsaade etmiştir. Şimdi Ramazan'a nasıl hazırlanalım? Yani havalar sıcakmış, işte işim çok ağırdır, yoldayım, şuradayım, buradayım diyerek herhangi bir bahane ile oruçtan kaçmayalım. Zira ileride şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerin müjdesi çok acayiptir. Yani o müjdeleri elde etmek kolay değil. O yüzden ufak tefek bahanelerle oruçtan kendimizi geri bırakmayalım, Ramazan'ın bereketini kaçırmayalım. İşleri azaltmak lazım. İbadetleri, teravih, mukabele, itikaf geliyor. Sadaka, iftarlar bunları çoğaltmak lazım. Nerede iftar edeceğiz diye de endişelenmeyelim. Yani bu akşam ne yiyeceğiz, nasıl yapacağız diye de endişelenmeye gerek yok. Rızkımız mutlaka bizi bulur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine verilen iftarlara da katkıda bulunursak, dünya üzerindeki Müslümanların hallerine dertlenirsek, o aç insanların da haline bir nebze olsun yardımcı olmuş oluruz. Dualarımızda ve katkılarımızda da onları hatırlamış oluruz. Hayır kurumlarına da yoklamak lazım. Bir de Ramazan'a bazıları eğlenceyle hazırlanıyor. Ramazan eğlencesi diyerek bir takım şeyleri basında duyuyoruz, maalesef üzülüyoruz. Ramazan ayı biliyorsunuz ibadet ayıdır. Rahmet ayıdır. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği mükemmel bir dönemdir. O halde bu ibadet dönemini asla ve kata eğlenceyle kirletmeyelim. Ramazan eğlencesi diye bir şey yok. Ramazan iftarı var, orucu var, sahuru var, teravisi var, ziyareti var, duası var, mukabelesi var. Burada eğlenceye yer yok. Bu anlayış, adam diyor ki Ramazan bana göre Ramazan eğlencesi olmayan bir ay değildir diyor. Eğlence olmazsa Ramazan'ın kıymeti olmaz diyor. Bu söz çok yanlış. Çok tehlikeli. Bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değil. Ha istirahat. İstirahat nedir? Günlük istirahatımız var, uykumuz var, istirahatımız var. Bu istirahata bir şey değil mi Cenab-ı Hak, ama eğlence olursa eğlence dinimizde makbul değildir. Eğlenmek ahirette, cennette. Dünyada ibadet ve istirahat. Bir de iftar merasimleri oluyor. Maalesef bazı kimseler papazlara, hahamlara iftar veriyorlar. Bu da çok yanlış. Orucu kim tutarsa iftar ona verir. Müslümanlar oruç tutuyor. Fakirler, zengin fakir fark etmez, iftar ver. Komşuya, arkadaşa, iş yerindeki arkadaşlarına iftar ver, ama iftara gelen kişi Müslüman olması lazım ki istifade etsin. Aksi takdirde bu iş yanlış olur. Şimdi konuya kısaca hadis-i şeriflerin teşvikiyle müjdelerden bahsedersek inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Es-siyamu cünnetun. Oruç kalkandır. Kalkan. İnsanı cehennemden korur. Günahlardan korur. Dolayısıyla fe la yerfes ve la yechel. Kişi oruçluyken cima ile, şehvetle, kadın meseleleriyle alakalı konuları ağzına almasın. Ve la yechel, cahilce, cahilane hareketler yapmasın. Olgun olsun. Ve nimrun katelehu. Bir kişi onunla gelip tartışırsa, vuruşursa, kavga ederse, efşatemehu veya ona söverse, fel yekul, ona karşı şöyle deyindi. İnni saimun, inni saimun, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Yani seninle uğraşamam.
وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, لَخُلُوفُ فَرِ السَّائِمْ Elbette oruçlunun ağız kokusu, اَدْيَبُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ Allah katında misk kokusundan daha hoştur. يَتْرُكُ تَعَامُهُ Yiyeceğini terk ediyor, ve şerabı içeceğini terk ediyor, ve şehvetehu şehvetini arzularını bırakıyor, min ecli benim için. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bak demek ki oruçlu Allah için yemekten, içmekten ve hanımıyla cinsi münasebetten Allah için uzak duruyor. Böyle olunca Allah-u Teala o kişiye o oruca sahip çıkıyor. Es-siyamu li, bak oruç benim içindir. Ve ene ezzi bihi, ben onun mükafatını vereceğim. Ben hasenetü bi aşrim sariha, iyilikler en az 10 misliyledir. En az 10 sevap, adamına göre 700 sevap veya sonsuz sevap Cenab-ı Hak veriyor. Buhari'de bu hasret mevcut. Diğer hasrette, Es-siyamu hisnun min husunil mü'min. Min husunil mü'min. Oruç, müminin kalelerinden bir kaledir. Yani mümini koruyan kalelerden bir kaledir. Muhkem bir kaledir. Onu günahlardan, masiyetten korur. Ve küllü amelin sahibihi, her amel sahibine ait. Namazın, sadakanın, zekatın sana ait, senin sorumluluğun. Ve siyamu li, oruç benim içindir. Ve ne ezzibihi, onun mükafatını ben vereceğim. Onun mükafatının şudur budur demiyor, ben vereceğim. Acaba nedir? İşte o müphem, kapalı. Dolayısıyla onun sınırı yok. O halde bu kadar büyük mükafatı insan, yani hava sıcaklığı 30 derece olmuş da 35 derece olmuş. Ki de Arapistan'a bak. 40 derece, üstelik gün uzun. Orada daha uzun. Sonra geçen sene, önceki sene diyelim 25 sene evvel, 30 sene evvel bu aylarda yine oruç tuttuk. Ölen kalan yok. Yani şey, ölüm, bayılmak o kadar olmuyor. Sadece bu gibi zamanlarda kendini yoranlar, fuzuli işlere girişip daha fazla para kazanayım diye derdinde olanlar biraz hırpalanıyorlar. O yüzden zaten Şerif ne diyor? Oruç, Ramazan geldiği zaman işleri azaltın biraz. Senelik tatilini Ramazan'a getir. Rahat bir oruç tut. Çoluğunla çocuğunla beraber iftar et. Teravihleri beraber kılın. Böylece bu Ramazan ayı mübarek ayı nasıl geçerse sene de böyle geçecektir inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne Allahu yekul. Mevla Teala şöyle buyuruyor. Hadis-i kutsi. Lissaimi ferhatan. Oruç tutan için iki ferahlık var. İki sevinç var. İza iftara ferah. İftar ettiği zaman sevinir. Değil mi arkadaşlar? Yani bekliyoruz. Neredeyse yani son noktaya gelmişiz. O anda ezan okunuyor. Bir hurmayla, bir yudum suyla iftarımızı açtığımız zaman gerçekten yani 24 saat, 10 saat, 12 saat, 13 saat açlığımızı unutuyoruz. Dolayısıyla insan da o anda elinde olmasa bile gerçekten bir ferahlık oluyor. O demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın beğendiği gibi oruç iftar ettiği anda oruçlu için bir ferahlık var. Ve izâ lakiyallâhe ve cezâhu Cenab-ı Hakk'a kavuştuğu zaman da Mevla onun mükafatını verince orucun karşılığını feriha. Daha çok ferahlanacak. Cenab-ı Hak inşallah bu ferahdan cümlemize tattırsın. Ve sâmili oruç benim içindir ve ezibihi onun mükafatını ben vereceğim. Ve lezî nefsî Muhammed'in bir yediği. Muhammed'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki لَحُلُوفِ فَمِ السَّائِبْ اَتْيَبُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْهِ الْمِسْكِ Aynı şekilde burada buyuruyor. Elbette oruçlunun ağzındaki koku misk kokusundan daha çok sevimli olarak Allah-u Teala'ya hoş gelir. O halde Allah-u Teala'nın memnun olduğu şeyi yapmak lazım. Nefsin hilesine kanmadan mutlaka Ramazan'ın tamamını oruçlu geçirmeye azmetmek lazım. Severek neşeyle. Kim Ramazan geldi diye sevinirse Cenab-ı Hak onu ona cehennemi haram ediyor. Lil cenneti semaniyete ebva. Cennetin 8 kapısı vardır. Fiha babun yüsemma reyhan. Orada reyhan diye isimlendirilen bir kapı var ki la yedhuluhu illa saimun. Oradan ancak oruçlular girer. Oruçlu olmayan oradan giremez. O halde ahirette ayrım olacak demek ki. Oruç tutmamışsa o kapıdan girmen yasak. O yüzden bu mahrumiyete düşmemek için de mutlaka orucu vaktinde tutmak lazım. Sonra şöyle bir şey yaparım falan değil. Ya başım ağrıyor işte falan filan tutamadım. Nasıl Ramazan'dan sonra tutarım. Geçen beni biri arıyor diyor ki hocam ben dış cephede çalışıyorum. Güneş var nasıl yapacağım? Oruç tutamayacağım. Bana bir fidye versem olur mu? Böyle şey diyor. Fidyeyi kim verir? Hiç oruç tutamayacak. Şeker hastası veya başka bir ağır hastalık, kanser falan iyileşme imkanı yok. Oruç da tutamayacak. Bu adam artık sanki yani ölmüş gibidir tabiri caizse. Onun yerine ne yapılıyor? Fidye veriliyor yaşlılar. Ölüme yakın artık. Artık bu hastalıktan daha kurtulamaz.
Yoksa bir hasta olmuş adam da oruç tutmadı, sonra iyileşti, orucu tutacak. Fidye de verse tutacak. Zaten o fidye vermesi caiz değil. E şimdi ben fidye vereyim diyor. Öyle olmaz. Yani ufak tefek bahanelerle sonra fidye versen kabul olmaz. Bir de Ramazan'dan sonra bunu 100 tane, 1000 tane kaza etsen gene Ramazan'daki gibi sevabı almaz. Çünkü her şey vaktinde değerlidir. Onu vaktinde yaparsan, ne gerekiyorsa yaparsan, şartlarına göre yaparsan Ramazan'daki mükafatı alırsın. O mevsimin bereketini alırsın. Ramazan'dan sonra 100 tane tutsan, 1000 tane tutsan aynı kemalatı almaz. Namaz da öyledir yani. Vaktinde kılarsan çok büyük mükafat. Sonra onu 100 defa kaza etsen aynı yeri doldurmaz. Yani ne kadar borcun düşüyor ama kemalat aynı değil. Mektubat-ı Rabbani'den de 45. mektupta 1. Ramazan'ın büyüklüğü hakkında kısa bölüm var. Bilmek gerekir ki Ramazan ayı büyük bir aydır. Şu ayda yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve benzeri şeyler Ramazan'dan başka aylarda yapılan farzların edasına eşittir. Sevap bakımından yani. Yani bu ayda yaptığın bir sadaka, nafile, zikir, ibadet, tesbih Ramazan haricindeki zamanlarda yapılan farz gibi sevabı var. Sevap bakımından başka zamandaki farz gibi olur. Her kim Ramazan'da bir farz ederse Ramazan'ın haricinde 70 farz eda etmiş gibi sevap alır. Bak 70 kat üstünlüğü var. Her kim bu ayda ona göre tersi de var bu işin. Yani Ramazan'da yapılan bir kötülük demek ki sahir zamanda yapılan kötülükten 70 kat daha cezalıdır. Her kim bu ayda bir kimseye iftar yaptırırsa, onu yedirirse onun günahları için mağfiret olur. Boynunu cehennemden kurtarmış olur. İftar edenin ecrinden de bir şey noksanlaşmaz. O da aynı mükafatı alır. İftar ettiren de aynı mükafatı alır. İftar ettirene de o şekilde mükafat verilir. Bak oruç tutana, papazlara değil ha. Oruçsuzlara değil. Her kim bu ayda kölelerini, işçilerini mesela, işlerini affetirse Allah-u Teala o kişiyi affeder. Cehennemden onu azat eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayı girince bütün esirleri serbest bırakırdı. Her bir dilenciye sadaka verir. Her kim bu ayda salih ameller ve hayırlar işlemeye muvaffak edilirse şu senenin tamamında Allah'ın yardımı ona arkadaş olur. Şu ay tefrika dağınıklık üzere geçerse senenin tamamı da tefrika olur. İşte büyüklerimiz de efendilerimiz bunu çok söyler. Ramazan'da nasıl geçiriyorsanız sene boyu öyle geçer. Ramazan huzur üzere olursa, bereketli olursa, aile yuvanda, iş çevrende, medresende, caminde, cemaatinde huzurlu olursa inşallah sene boyu da %90 böyledir. Ama tefrika, fitne, dağınıklık, bozukluk, düzensizlik olursa sene içinde düzensiz olur. Cenab-ı Hak inşallah Ramazan'ımızı mükemmel şekilde tamamlamaya bizi muvaffak etsin. Şu ayda mümkün oldukça cemiyeti tahsil etmek için bu ayı ganimet bilmek lazım. Cemiyet demek kalp huzuru, manevi huzur. Yani manevi düşünceyi hasıl edip gönlü tertemiz etmek derdi. Bu derdi elde etmek için şu Ramazan ayını ganimet bilmek lazım. Zira Allah subhanehu teala Ramazan'ın gecelerinden her bir gecede cehennemi hak edenlerden binlercesini azap eder. Hatta son gecede ise Ramazan boyunca affettiklerinin tamamı kadarını affeder. Şu halde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur, rahmet kapıları açılır. İftarı acele etmek, yani vakit girer girmez iftar etmek, sahur geciktirmek, son dakikaya kadar sahur erteleyip, sahurda biliyorsunuz hurma yemek, bu şekilde sahur son dakikaya kadar geçirelim. Fakat ileride geçirmeyelim. Yani imsak yazan saatten ileri gitmeyelim. Çünkü takvimleri eskisi gibi değil. Takvimleri temkin vaktini kaldırmışlar. Eskiden ben hatırlıyorum. 15. sene evvel Efendimiz Hazretimiz sahur ezanından sonra yerdi. O zaman temkin vakti vardı takvimlerde. Yani 15 dakikada ileriye kadar gidebiliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi tam sınıra getirmişler. O yüzden ezanla, o saatle, o dakikayla hemen imsak deyince bitirmek lazım. Ağzını çalmak lazım. Makar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta mübarek etti. Yani çok dikkatli şekilde, yani aşırı şekilde o işe dikkat etti. İftar acele yaparak, sahur geç yaparak bize örnek oldu. Neden? Kulluk makamı çünkü. Ben daha tutarım, bize hatta dayanırım. Öyle ama yok. Oruç gelin bitince, akşam olunca orucu keseceksin. Ki akşam ile gündüz ile gece ayrılsın. Sahurda da biraz daha yiyin, biraz daha yiyin diyerek son imsak vaktine kadar getirmek lazım. Bu kulluğa uygundur. Hurma ile iftar etmek de sünnettir. Bunu da söylüyorum Hazretleri. Ve şu duayı kurdu. İftarda şu duayı okumak lazım diyor. Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. Allah'ın dilemesiyle ecir sabit oldu. Zehebe zameru ebdelletil uruk sebete lecu inşallah. Arapçası olur. Bir de teravih. Teravih namazını eda etmek lazım. Şu halde Kur'an'ı hatmetmek lazım. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ay içinde. Bazıları önceden başlıyorlar. 2-3 gün önceden başlıyorlar.
ay içinde olsa çok daha isabetli olacak. Çünkü Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam gelip Efendimiz Aleyhisselam'a Ramazan ayında Kur'an hatmettir. Bu da merkez sünnettir yani. Pek çok neticeleri hasreder. Başka bir mektupta da Kur'an-ı Kerim'de ne kadar kemalat varsa dördüncü mektupta bu Ramazan ayında hepsi hasıl olur. Cenab-ı Hakk'a ait olan kemalatlar, asıl kemalatlar, zıl kemalatlar diyor. Orada ne varsa Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bütün emirleri ve hesaplarını bize bildirdiği için Allah'ın kelamıdır. Mevla'nın arzusu orada. O arzu ettiği her şeyi elde etmek istiyorsan işte Ramazan ayını güzel geçirmek lazım. İnşallah diğer sohbetimizde orucun fazileti hakkında, kısımlar hakkında şey yapacağız. Bu şimdiki sohbetimizi böyle tamamlayalım. Allah razı olsun. Mevla Teala bu günleri gündüzüyle gecesiyle mükemmel şekilde tamamlamaya bizi muvaffak etsin. Velhamdülillah.